Ve bir pazar gününden herkese günaydın. Bugün hava çok bulutlu. Günaydın, çok gergin bir sabah. Evet, acıktım. Sen acıkınca çok gerginleşiyorsun. Evet, yapma böyle. Şöyle kahvaltımızı hazırladık. Bunlar birazdan balkona çıkacak. Çünkü Oscar bizden önce bunları yemesin diye önce tezgahta tutuyoruz. Oturmaya yakın koyuyoruz. Tabii ki bu iki kişilik için çok fazla. Arkadaşlarımız gelecek. O yüzden böyle biraz fazla hazırladık bu sabah. Usim. Günaydın. Hiç sevmiyor bu çocuk kameraları ya. Hiç sevmiyorsun sen kameraları Oscar. Aşkım benim, çok tatlısın sen bu sabah. Oh. Uykun mu var? Rezil ettin insanları sabah sabah. Kahvaltı yiyebiliriz ama sen... Bu nasıl sevgi? Yazıklar olsun ya. Başkası olsa gelmezdi söyleyeyim. Sen ne olmuş yani? Yok, hoş hayır. Geldin. Sabah hoş sabah mi? Çok gerginsiniz. Arkadaş çok dakik ya normalde. Burnundan getirdi değil mi sizin? Bir kahvaltı ısmarlayın dedik, bir kahvaltı hazırlayın dedik Allah'tan ha. Allah razı olsun yani. Biz kahvaltı yaptık, geri orada gidelim ya. Orada kaydıyor bunlar. Hani ekmek? Aşkım beyaz ekmek almamışlar. Valla 3 tane bakkal... Durmadın ki. Durduramadın ki kendini. Hadi gelin, hadi gelin. Neredesin? Neredesin? Nerede kaldın? Aşkım afiyet olsun. Sağ ol canım. Afiyet olsun arkadaşlar. Siz Fuat'a bakmayın. Yiyemem ben. Evimi ekleyeyim ya. Pazar günü beyaz ekmek yok. Her pazar evinde beyaz ekmek mi oluyordu? Niye almadın o zaman? Hı? Niye almadın? Bunlarla uğraşıyordum. Yoksa ben gidip alırdım yani. Hmm. Aferin. Yani sizi almayacağız deseniz ben yazada gidecektim. Bulamadık. Buraya kadar dedik gelelim bakalım. Üç şurada yukarıda fırın, fırın vardı yani. Hı, biz aşağıdan geldik. Çekil şuradan, ben gideyim gelelim. Adam gidiyor ya, otur ya otur. Zaten bir diyetteyiz. Artık dedim ki evin önüne seni bırakayım da. Sen yukarı ekmek çık. Ekmek arayayım. Fuat dedim sussun. Sen dedim ben gideyim ekmek alayım gelelim. Ben gidersen de kahvaltıya başlayacağız ki dedin yani. Fuat adamları resmen... Ya inanamıyorum sana ya. Laf edeceksin diye her yapamıyorum. Şeyi yapmaya çalışıyorum. Hayattan bezmişiz artık Fuat deyince. Beyaz ekmeksiz yapamıyorum. Yani çok sağlıklı değil, boşver. Evet, artık kesin olarak sonbahar geldi gerçekten. Çünkü bugün artık böyle ceketlere geçtik. Hava gerçekten soğuk ve böyle yağmur yağıyor gibi. Ve günlerden pazar, bunu söylemiştim galiba. İşte biz kahvaltı yaptık en son sizi bıraktığım yerde. Sonra hazırlandık ve yola çıktık. Bu arada şeyimi unutmuşum, tripod, el tripodumu unutmuşum. O yüzden kolum aşırı acıdı ya. Şöyle mi koysam acaba? Şöyle koysam olmaz mı? Bak bak şöyle. İşte şimdi Decathlon'a gidiyoruz. Çünkü birkaç eşyamız eksik. Yani geçen gün kampta biraz yağmura yakalanınca birçok eksiğimiz olduğunu fark ettik. Mesela bir tane gölgeliğimiz olsaydı hiç böyle problemler yaşamazdık bence. Aslında şöyle, hani dedim ya sonradan gelen İstanbul'dan arkadaşlarımız vardı. Onların gölgeliği vardı ama onu bir türlü tutturamadık. Çünkü iki ayaklı güneşten korunmak için büyük bir ihtimalle. Ama biz onu şey yaptık. Yağmurdan korunmak için kayıyor. Ben de şöyle. Aslında o güneşten korunmak için galiba. Ama biz onu yağmurda denedik. Biraz olmadı gibi. O yüzden dedik ki bir gidelim bir bakalım. Bir de daha önce de söylemiştim ya, denizler de artık bu kamp olayını birazcık şey yaptılar. Benimsediler kamp olayını birazcık, böyle sevdiler. O yüzden dediler ki gidelim, biz de eksik eşyalarımızı oradan alalım. Bir daha gideceğimiz zaman tam gideriz. Bir de bizim şöyle bir sıkıntımız var. Mesela tulumumuz yok. Tulum yerine şey yapıyoruz biz, işte nevresim yani, pike falan götürüyoruz yanımıza. Ya ben pikeyle yatmak taraftarıyım yani, daha çok seviyorum. Evet, daha çok yer kaplıyor. Hatta çok çok daha fazla yer kaplıyor ve orada hani koyması, kaldırması, işte çadırın içine böyle fermuarı açarken kapatırken yağmur girmesi, onun ıslanması biraz zor oluyor. Evet, kabul ediyorum bunu. Ama ben diyorum ki ya Fuat diyorum, hani pike daha rahat. Ya tulumda ben böyle bilmiyorum, biraz zor gibi bana geliyor ama kullanan arkadaşlarımız var. Kuşucuğum biraz kapatayım çünkü çok
yapmamız geliyor. Arkadaşlarımız var ve onlar çok büyük bir rahatlık olduğunu söylüyorlar. Biz de zaten sürekli giden insanlarız. Hani gitmeyi seviyoruz ve bundan sonra da gideceğimizi düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey gerekiyor. Hem yerden tasarruf etmek için hem de hani daha iyi olur. Daha pratik, daha kullanması kolay, yatması kalkması daha kolay diye. O yüzden dedik ki bir de Katlon'a gidelim. Denizler de eksiklerine baksınlar. Onlar bir tane şişme yatak alacak. Belki çadır değiştirecekler, çadır alacaklar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Katlon'da güzel bir alışveriş yapıyoruz. Bu çadır tam bize göreymiş. Arkadaşlar burası yatak bölümü. Gördüğünüz gibi havadar. Burası yağmur yağdığınız zaman burada oturup kahvaltımızı yemeğimizi yiyebiliriz. Aşkım biraz yüksek sesle. Bizim çadırımız işte bundan. 3 kişilik. İçinde de 2 kişilik yatak almıştık biz. Evet, alıyor Denizler bir tane. Ormanda kaybolmadan. Aynen. 2,5 saatlik yolu 5 saatlik gitmeden. Aynen. Yatak almak lazım. Bir şey söyleyecek miyim? Söyle. Aklına. Söyle. Hani bizim eskilerimizin bir lafı vardır. Kılavuzu karga olan... Bizim kılavuzumuzu burada kameraya çevirir. Aşkım sana çok büyük laf attılar ha. Biz tulum baktık ama tulum alamadık çünkü mağaza talan edilmiş. Resmen herkes kapış kapış bir şeyler alıyor. Yani yatak bile aldıkları, Denizlerin aldıkları yatak bile son bir tane kalmıştı da aldılar. İstediğimiz tulumu bulamadık, yani bitmişti aslında, o yüzden alamadık. Bir sonrakine bırakacağız onu ya da internetten bakarak sipariş vereceğiz. Şu anlık durum böyle. Yemek yemek için denizlere geldik. Bu akşam da yemeği birlikte yiyip kapanışı yapalım diye düşündük. O yüzden buraya geldik. Fuat'la Serhat şu an yemek yapıyor. Hatta göstereyim. Bence şuna bak. Evet, ne yapıyorsun bize Fuat'cığım? Görmüş olduğunuz gibi mantarlarını ve soğanlarını pişiyor. Peşine tavuk geliyor. Julian demek. Ah, eline çok yakışmış ha. Evet, Deniz de burada salatamızı yapıyor. Bugün şanslıyım. Hiçbir şeye dokundurmuyorlar bana. Sen misafirsin ama Fuat değil. Ben içeri gidiyorum. Orası daha eğlenceli. Buraya attı. Fuat dedik ayak altını dolaşmış. Yani peki dedi. Yani şu an hala salça gibi. Çünkü... Biraz da. Evet. Şimdi sizi şöyle sabitledim ve yemek hazır olana kadar bu aldıklarımızı göstereyim diyorum. Hem buranın ışığı da güzelken kaçırmayayım hem de unutmayayım aynı zamanda. O yüzden hemen geliyorum. Şimdi öncelikle Decathlon'dan şöyle bir polar aldık. Bunu Fuat'a aldık. Şöyle rengini yakınlaşırsam herhalde daha iyi anlaşılır mı? Lacivert rengi şöyle. Ben kendime şöyle bir yağmurluk aldım. Bunu hemen hatta üstünde gösteriyorum bir saniye. Daha rengi de bayağı açık, böyle bir gri. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Kapşonu var arkada. Bu böyle klasik aslında, Decathlon'un klasik yağmurluğu. Yani 2 yıldır falan zaten ben bunu hep görüyordum. Bayağı da hoşuma gidiyordu ama zaten yağmurluğum var diye almıyordum. Ama bu sefer aldım ya, dayanamadım artık. Çünkü 2 yıldır görüyordum, hoşuma da gidiyordu. Buna benzer bir şeyim var diye almıyordum. Ama bu iyi oldu. Bunu da almış olduk. Matsons'tan da ne aldığımı göstereyim. Biraz ihtiyaç alışverişi oldu. Bir tane lif aldım. Bir tane deodorant aldım. Bu hem beyaz hem siyah kıyafetler giydiğinizde rahatça sıkabiliyorsunuz yani onlardan. Bir tane duş jeli aldık. Şöyle büyük boy. Yine Fuat'a da bir tane deodorant aldık. Bir de şöyle Watsons'ın klasik, herkesin çantasında bulunan şu mendilleri var ya, onlardan aldı. Böyle aldığım şeyleri göstermem ister misiniz? Eğer isterseniz bu videonun altına mutlaka yorum bırakın. Ben de bundan sonra her aldığım şeyi göstermeye çalışayım. Korktum, ne yapıyorsun diye. Alışık değiller. Yani alışık değiller. Alışacaksınız. Göstermemi istiyorsanız yazarsanız ben de aldığım şeyleri bundan sonra göstermeye çalışırım daha fazla. İşte böyle artık yemek hazırlandı. Ben gidiyorum. Sonra yine görüşeceğiz. Ve yemeklerimiz hazır.
Ellerinize sağlık. Sizin elinize sağlık. Bugün siz yaptınız, biz yiyeceğiz. Ve biz eve geldik. Bu oğlan için eve geldik. Oscar'ı kameradan izlerken biraz ağladığını gördük. Canı sıkıldı büyük bir ihtimal, birkaç saattir olmadığımız için. Çıktık geldik. Bu oğlanı birazdan gezmeye götüreceğiz. Birazcık bununla yürüyüş yapalım. Biliyorsunuz bizim gün sonlarımız Oscar'la bitiyor çünkü uyumadan önce onu gezdiriyoruz. Bugün biraz fazla gezdirelim diyoruz çünkü biraz bizimle vakit geçirmiş olsun. Deli, deli, deli. Ve sizinle dolu dolu bir günümüzü daha paylaşmış olduk. Biz her zamanki gibi videoyu çekerken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Evet. Videomuzu beğenin ve kanalımıza lütfen abone olun. Dediğim gibi bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman hepiniz hoşça kalın. İyi ki varsınız.